Sen şimdi işte İslami bilmem ne adı altında Konya'da yapılan rezillikler yani kığ yere indirecek niteliktedir. O kadar günah işler yapıldı yani. Genç kızlar sırtı tamamen açık, bacağı açık bilmem ne dans yapıyorlar. Bir de İslami. Biz o da spor bakanlığına karışamıyoruz. Laik düzen, rejim İslam'a göre değil. Biz onlarla zaten doğruyu konuşuyoruz o kadar. Elimizle değiştirecek yetkimiz yok. Dilimizde emri bil maruf nehy an münker tabii ki yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama bir de buna İslami adı koyup da tabelanın altında bir beriş olur mu ya? Ne ayetler, ne hadisler okudum yani. O bakımdan kadının bütün bedeni avrettir. Ondan sonra giydiği dışarı çıkarken erkeklerle bir odada bir alanda tek başına kalması halvet haramdır. Allah'a ahirete inanan hiçbir kadın, hiçbir erkek asla kapalı bir yerde, insanların görmediği bir yerde tek başına kalmamalıdır. Yani tabii annesi, teyzesi müstesna ama mahremleri değilse yani kalmamalıdır. Efendim, üçüncüleri mutlaka şeytan olur. Sahih hadisler bunlar, hepsi sahih hadisler yani. Buyuruyor işte. Onun için zinaya yaklaşmayın. Yaklaşmayın, yapmayın buyuracak yerde. Yaklaşmayın buyuruyor. Çünkü yaklaştın mı, yani kadın erkek arasında Allah-u Teala bir cazibe yaratmıştır, bir çekiş, bir çekim alanı yaratmıştır. Bu başka işlere benzemez. Burada hacının, hocanın da freni tutmayabilir. Çünkü kimse peygamber değil, herkes insandır. Peygamberlerden başka masum yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahsız, masum olduğu halde hiçbir kadının elinden tutmamış. Hiçbir kadının elinden tutmamış. Ayşe annemizden iyi mi tanıyorsun ya? Mahallemize yedi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yedi emratin la temlikü rikka kattu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini hiç nikahı olmayan, kendisine helal olmayan bir kadının eline değmedi. Şey söylemiyor tabii yani. Annesi falan onu konuşmuyoruz zaten. Yabancı kadınlar. Hiçbirinin eline dokunmadan ahirete gitti buyuruyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı kalbin temiz ya? Ondan sonra annelerimiz ki nikahı ebedi haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından 9 annemiz yaşadı. Ne buyuruyor? وَاِذَا سَأَلْتُمُوا النَّمَتَعَمْ فَسَأَلُونَ مِي وَرَاحِجَهَمْ Sahabe-i kirama bile perde arkasından sorun isteyin. Perde arkasından. Şimdi, sahabe-i kiram bu ümmetin en hayırlıları. Sizin biriniz Uhud Dağı'da altın verse, sahabemin efendim, bir ölçek verdiği buğdaya değmez diyor. Bu ümmetin en kıymetleri sahabe-i kiram. وَكُلَّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Allah hepsine cennet vaat etti diyor. Ayet var bütün sahabeye. Daha ne faziletleri Kur'an'da, sünnette zikrediliyor. Ama o sahabeye bile ne diyor? Nikah ebedi haram olan, öz annenizden ileri olan, Ayşe annenizden, Ümmü Seleme validemizden, Ümmü Habibe validemizden bir şey soracaksın, isteyeceksin, fetva soracaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta bir hadis duydun mu? Şöyle evde nasıl yapıyordu, şunu nasıl yapıyordu? Her şeyi sahabe onlara sordular tabii. Evle ilgili konuları. Efendim, perde arkasından. يَعْلْكُمْ يَطَرُوا لِكُلُوبِكُمْ وَكُلُوبِهِنْ Hem sizin kalpleriniz hem onların kalplerinin daha temiz kalması bakımından, temiz ama daha temiz kalması bakımından böyle yapmanız uygundur buyuruyor. Ahzab sözü, Kur'an'dan ayet okuyorum. Hadis okusam kaynağını soracaksın, işi karıştıracaksın bilmem ne, zayıf mıdır, sahih midir, mütevatir midir? Ayet okuyorum sana! Hem Müslümanım diyorsun, hem de kadın erkek karma karışık oturabilir, karma karışık çalışabilir, karma karışık okuyabilir, karma karışık yiyip içebilir. Aynı masalarda şeyler. Böyle bir İslam yok, böyle bir din yok. Bu şimdiki Müslümanların, şimdiki reformistlerin, şimdiki İslamcıların diyelim öbürlerin tabiriyle. Tatbikatları size delil olamaz. Bunları hüccet kabul etmeyin. Canınız ekşili istiyorsa, turşulu istiyorsa, o beni alakadar etmez. Sonra karın ağrısını siz çekersiniz. Ahirette gününüzü görürsünüz. Öyle hiçbir hoca bir kadının yüzüne bakarak, kadın ona bir fetva sorup da ona bakarak olmaz. Kadın da erkeğe bakmaz. Şimdi biz diyoruz erkek kadınlara bakmasın. Ya kadın nasıl erkeğe bakıyor? فَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ İmanlı kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. İşte geçen derste yine okuduk.
ama müezzini geldi. İbn-i Ümmü Mektum Hazretleri'ne ne bu ihteciva minu? Ayşe annemiz vardı, işte Hafsa annemiz miydi, diğer iki hanım mı vardı? Perdenin arkasına geçin. Dediler ya Resulallah, o ama bizi görmez ki. Efe'am yâvâni entumâ, siz de mi amasınız? Bak, hanımını kıskanan Muhammed Mustafa'dır sallallahu. Sünnetse onun sünnetidir, yol onun yoludur, hidayet onun hidayetidir. Emir, Allah'ın emrini temsil eden, tebliğ eden odur. Onun yaptığı tatbikattan dışında din iman olur mu ya? Yok dinde reform yapmak lazım. Yok kadın erkek karma karışık okuması bilmem, karma eğitim lazım, bilmem ne lazım, bilmem ne lazım. Hangi Müslümana bunu şey diyorsunuz ya? Zaten karma olan iş yerlerinde de başarısızlık, okullarda da başarısızlık, her yerde başarısızlık. Yavruların bile hangi okullarda kız erkeğe ayırmışlar, oralar daha başarılı oluyor. Amerika'da şurada burada kız erkek ayrı okul var ya. Ha burada yaparsan gericilik, yobazlık, irtica, mürteci, yobaz hortladı diye başlarlar şeye. Buradaki bizim Müslüman geçinenlerin de şimdi yani İslamcı geçinenlerin siyasal İslam diyorlar işte. Bunların mensuplarının işte kadınlardan tokalaşmayalım, birbirinin yüzüne bakmayalım, aynı ortamda oturup kalkmayalım diye bir dertleri var mı Allah aşkına? Ya adam kalkmış diyor ki Ayşe annemiz caminin ortasına gidermiş, erkeklere vaaz edermiş. Yahu Ayşe annemiz bunu nasıl yapar Kur'an'da ayet varken ya? Ebu Bekir Sıddık varken, Hazreti Ömer varken ya? Hazreti Ayşe annemiz ya haşa yapmaz da yapmak istese yaptırır lan. Yani bunu nasıl diyor bir insan? Hangi hoca bunları zehirledi? Hangi sapık hocalar? Mutlaka bunun arkasında sapık hocalar var. Çünkü her zehirlenen bir hocadan zehirleniyor. Müslümanlıktan bahsediyorsa. Ha Müslümanlıktan bahsetmiyorsa felsefe yapıyor, efendim aklına mantığına bakıyor, onu konuşmuyorum. Ateistse, deistse onu konuşmuyorum. Hem Müslümanım diyecek, ondan sonra böyle yalan yanlış fetvalardan bahsedecek. Ya sen bunu kimden duydun? Böyle bir şey, Ayşe annemiz caminin ortasında oturup insanlara vaaz eder mi ya, erkeklere? Ha, hanesinde, hücre-i saadetlerinde gelen giden olurdu. Sahabe-i kiramın ulularından, tabiinden de tabii uzun yaşadı. Yani uzun derken 60 küsur sene yaşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yani bayağı bir onlarca yıl yaşadığı için sahabeden, tabiinden çok fetva soran oluyordu. Ama nikahı ebedi haram zaten. Öz annenden daha yakın. Yüzüne bile baksan bakarsın mesela dersin. Ama Allah-u Teala izin vermediğine perde arkasından diyor. Kur'an'da annelerimiz hakkında da özellikle perde arkasından buyurulurken senin görüştüğün, konuştuğun kadın annelerimizden daha mı temiz kalpli? Peki, sen hacıyım, hocayım, Müslümanım, şucuyum, bucuyum. Peki, sahabe-i kiramdan daha mı mübareksin? Değil. Onlara bile perde arkasından emredilirken, sen efendim, yani başı kapalı bile olsa yüzüne nasıl bakıyorsun? Çoğu zaten çarşaf giymez, ferace giymez, İslam'ın emrettiği cilbabı giymez, tesettüre riayet etmez. Ha ben çarşaf giymiyorum diye çıplak mı geziyorum? Ya kardeşim çarşaf giymiyorsan çıplaksın mı dedik biz sana? Ama giydiğin elbisenin vasıfları, efsafı var. Biz Kur'an-ı Mecid mealli tefsirli mealimizde bunu Efendi Hazretlerimizin tabii riyasetinde bunu şeye bağladık. Ucunu başını açık bırakmadık yani. Orada yazdık işte. Cilbaba Ashab Suresi'nin ayetine. Hatta Nur Suresi'nin de var. وَلَضُمُ وَبِخُمْ مُرِينَ عَلَى جُوبِنَّ de var, o da var. Ama orada ne diyor? Şeffaf olmayacak, içini göstermeyecek, cicili bicili olmayacak, yabancı erkekleri cezbetmeyecek, celbetmeyecek, dikkat çekmeyecek, ondan sonra üzerine yapışmayacak, uzuvlarının hatlarını belli etmeyecek. Sen daracık pardüse giyip de, etek töpyesi giyip de buna tesettür dersen, Allah'ın dinine iftira atmış olursun. İftira atmış. Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle yadrubne bi erculine li yu'lemu ma yukhfine min zinetine. Ayaklarına hal taksa kadın takabilir. Kocası için de takabilir. Evde de takabilir. Kadınlar arasında takabilir. Ama o ayağında hal varsa zaten onu yabancı erkeğe gösteremez sokakta falan da. Efendim, onun gizlediği zinetinin sesi bile çıkmasın diye ayağını yere sert vurmasın diyor. Yani ayağını göstermesin demiyor. Ayağındaki halın sesini bile erkeğe işittirmesin diye ayağını yere basarken
evdeki gibi, kocasının yanındaki gibi rahat hareket etmeyecek diyor. Ayaklarını yere vurmasın diyor. Kur'an söylüyor bunu, ayet söylüyor. Hadis olsaydı 40 tane bahane uydururduruz ya. Haşa, hadisler de bizim için ayet gibidir. Kur'an sünnet yani. Delillerimiz dörttür zaten. İkinci delilimiz sünnettir. Bizim için fark etmiyor da. Bu yorumcu sapıklar için konuşuyorum. Şimdi böyle bir din, İslam ayetlerle sabit bir konularda sen ne reformunu yapıyorsun ya? Erkek kadınları okutabilir, kızları. Kız çocuklar kız öğretme, kadın öğretme, erkeklere gelip ders verebilir. Ondan sonra birbirleriyle kamp yapabilir. Ondan sonra aynı ortamlarda bulunabilir. Bütün avret yerleri ölse, çarşaflı bile olsa bu şekilde caiz değil ya. Bu şekilde caiz değil ya. Çarşaflı bile olsa kadın erkekler karma karışık olur mu ya? La havle ve la kuvvete. Ondan sonra. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hey gidi kardeşlerim. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Ayet okusun dinleyen mi var? Hadis okusun işiten mi var? Hepsi kalmış köşede. Eğer alim, eğer abid bu şanda, ya hacısı hocası, alimi de diyor sapıtmış. 150-200 sene evvel İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi söylüyor bu. Alimi de bozulmuş, abid dediği sofi. Sofi soğan yemez, bulsa kaburu koyuvermez hesabı. Şimdi zaten tarikattan bahsedilecek ortam mı, zaman mı kaldı ya Allah aşkına ya? Şu millet ateist, teist olmuş, şu rezalete bak. Önüne gelen dernek açmış, vakıf kurmuş. O vekilim, bu kefilim, ben şeyhim, ben halifeyim diye. Memleketteki durumu şu rezaletlere bak. Artık tarikat derslerini ayin yapar gibi tarikat şeylerini, ritüellerini falan YouTube'a, Instagram'a atmaya başlamışlar ya. Herkes şeyh olmuş. Çoluk çocuk kendine rabıta yaptırıyor ya. La havle ve la kuvvete. Ama 150 sene evvel, 200 sene evvel İsmet Garibullah Hazretleri alimler de tefsir hadisi bıraktı. Abid dedi ibadet değil işte, tarikat değil, sofi. Abid, abid ne demek ya? Onlar da bu hale düştü diyor ya. Eğer alim, eğer abid bu canlı. Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Fesat koptu diyor. Ümmetimi bozuldu o zaman buyur. 152 sene. Şimdi İsmet-i Garibullah Hazretleri gelse Alaaddin Efendi Baba. Tabi Alaaddin Efendi Baba çok büyük bozukluk zamanlara 60'a kadar yaşadı. Çünkü o yetişti tabi. Bu kadar tabi görmemiştir. Görünen ortam yoktu ama o yetişti. Ama Osmanlı'nın Sultan Abdülmecid döneminde İsmet babamız yani, padişahlar, ortalıkta en azından dışarıda çıplaklık yoktu mesela. Şimdi bu ne ya? Hacısın hocası elinde internet, telefon, oradan YouTube'a göre, Instagram'a bilmiyorum. Onun başı acık, onun bacağı acık. O da bir hele yapıyor Hacı Efendi. Haberlere bakıyor, bilmem neye bakıyor. Spikerlere bakılacak hal yok yani, haber sunan spikere bakılacak hal yok. Başı acık, her yer acık. Müslüman kanallarda İslam, İslamcıyız, şucuyuz, bucuyuz. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne baş, ne başı ya, ne bacağı ya, her yerleri açık. Bikiniyle reklam veriyor. Ya sen parasız mı kaldın ya? Namazlıyım diyorsun, abdestliyim diyorsun, karın kızın, çoluğun çocuğun başını kapatıyorsun. Senin televizyonlarında, senin yayın organlarında nasıl bir bikiniyle bacağı açık kadınların reklamını veriyorsun? Parasız mı kaldın ya? Kadın sesi, kadın görüntüsü niye veriyorsun? Parasız mı kaldın ya? Lanet olsun o mala ki namus ona alet olaya. En Müslüman dediğin adamların kanalları bakıyorsun çıraçıplak. Sabun reklamı bilmem ne, bütün omuzları, başları, bacağı her yerine sürüyor. Yatak reklamları, benimle yatar mısın bilmem ne. Tövbe estağfurullah. Milleti mahvettiler, milleti İslam adı altında ya. İslam adı altında. Biz Müslümanız, acıyız, olacağız. Ya git ya. E tabi ki 150-200 sene evvel alimi, abidi, tefsiri, hadisi, fıkıh bıraktı. Fesat koptu şimdi. Ondan sonra buyuruluyorsa bu naslan uzletet hakka gidelim. Cemalim, kemale seyredelim. Yani. Bunlardan uzak dur buyuruyor ya. E şimdi sen iç içe bilmem ne az daha camideki safları da kadınlarla birlikte efendim sokacaklar. Yani. Cenazeler başladı zaten yani. Cenaze saflarında başladı yani. Hiç Müslüman değiliz de çıkın gidin. Daha dürüst olursunuz ya. Daha dürüst olursunuz. Millete bu zina kapılarını açmayın ya. Zinaya yaklaşmayın buyursa. Zina yapmaktan yaklaşma yasağı var. Yaklaşmak neyle olur? Ayet söylüyor sana işte.
Bakmayın, baktırmayın. Şurada evde kavga ettik adamla. Eski milli görüşçülerden, şimdi işte bilmem necilerden, Caner Taslama namazlamana dönmüş, yok evrim teorisi de Kur'an'a uyuyor muyuyor diyen, hiç de namaz kaçırmıyor. Ya ki senin imanın kaçmış zaten, ne namaz kılıyorsun ya? Boşuna da abdest namaz, yazık yani acıyorum. Amiletün nasıbı. Ha burada kavga etti benimle. Büyük iş adamlarından, İslamcılardan. Ya. Ayet okuyorum, kadınlara bakmayın diyor ayet diyorum. Kur'an'da öyle bir ayet yok dedi ya. Yok dedi. Hafız mısın? Değilsin. Hocamsın? Değilsin. Arapça bilir misin? Bilmem. Ondan sonra ayet okuyorum. Şey. Ya dedim sen git istersen Diyanet'e inanıyorsan, Diyanet'in mealinden de açayım sana. Hiç olmazsa o kadar daha bozulmadılar yani. En azından Diyanet'in mealinde de yani kadınlara bakabilirsiniz diye de ayeti çevirecek halleri yok. Yahudi'den de beter değiller. Hahan başı değiller herhalde yani. Tevrat'ı tarif edenler gibi. En azından bir düzgün bir mealleri var. Hani şey olarak. Yorumlarında Hayrettin Karamanlar, Mustafa Çağrıcı, Mulanları, onlar katı karıştırdılar tefsirlerinde Diyanet Vakfı'nın beş ciddi. Orada çok karıştırdılar. Orada dışarı iç elbisesiyle, yani normal evde durduk yerden dışarı çıkabilir, şimdi güvenlik var. O zaman güvenlik yoktu, çarşaf şartı ayeti vardı da şimdi dış kıyafete gerek yok. Böyle sapık sapık şeyler yaptılar. Ben onlara kaç defa reddiye yaptım yani. Diyanet'in, vakfının çıkarttığı o beş ciltlikler onlar. Hiç okunacak halleri yok. Çok şeriatsızlık var. Yahudi Hristiyan cennete gireceğim diye Abdu'nun görüşünü reddetmeden naklediyor adamlar. Ya onları ya bırak şimdi. Ama mealde tabii tefsire müsait değil de sade meal veriyorlar. Onda tabii mümin erkeklere söyle gözlerini yumsunlar. Mümine kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. Çünkü gözünü yummazsan zinadan koruyamazsın fercini tenasül uzun. Çünkü hemen peşine ne diyor? وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Fersleri yani tenasül uzuvlarını da zinada muhafaza etsinler. Veyahut eşcinsellikten neyse. Erkekler için. Kadınlar için de veya faz nefuru cevni. Ferslerini tenasül uzuvlarını yabancı ilişkilerden, haramlardan muhafaza etsinler. Kadın kadına sürtüşmek işte neyse. Lezbiyenlik dediğiniz. Hadis-i şerifte sihak diye geçiyor. Bunların hepsi aynı yere geliyor yani. Bütün bunlara sebebiyet veren nedir? Bakmaktır. Onun için ayet-i kerime önce gözlerini kıssınlar, yumsunlar, namahreme bakmasınlar. Ondan sonra namusunu, ikinci cümlesinin de namusunu korusunlar buyuruyor. Sen herkese bakarsın, o sana bakar, o buna bakar bilmem ne ondan sonra. Ben kötü gözle bakmıyorum. Ya sen kötü gözle bakmıyorsun. Umuma nasıl bunu söyleyebilirsin? O kimin gözü kötü, kimin gözü iyi, kim kime ne niyetle bakıyor? Allah-u Teala perde verdim buyuruyor. Bakmayacaksın. Bu kadar basit. Ondan sonra yok kadın da açılmaz o zaman niye oranı açtın, buranı açtın diye kadına da bağırma hakkı yok. Çünkü neden? O da günah işleme özgürlüğünü kullanıyor mesela. Tamam da sen şimdi o açıldı diye ben de ona bakıyorum şimdi beni de günah soktu görüyor musun bilmem. Onun günahı kendine senin günahı sana yani. Ama zina yaklaşmayın ayeti geçilir mi ya? Bütün İslamiyet bu zina yaklaşmayın ayetin içinde mündemiştir yani. Çünkü neden yaklaşmamak ne demek yani ne anlama geliyor ya? Fuzuli konuşursan, zaruret dışı konuşmalar yaparsan, telefonlarda efendim uzun uzun kadınlarla muhabbete girersen veya çalıştığın iş yerinde zaruret dışında kadınla niye konuşuyorsun? Bir zaruret telefon açarsın, eşini istediğini istemi veyahut da bakkaldan bir şey istemiş, getirmiş. Kaç lira? 5 lira. Tamam bu kadar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz efendim? Fela yahdane bil kavli. Sakın erkeklere karşı kırıtarak konuşmasınlar. Arz-ı endamlı konuşmasınlar. Efendim seslerini böyle eğip bükmesinler. Herkes sapık mı ya? Herkes sapık demedi mi Allah buyuruyor. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي مَرَضٌ Kalbinde hastalık olan kullarım da var. Ben yarattım bu milleti bilmez miyim ne mal olduklarını buyuruyor Kur'an. Kur'an bu. Kalbinde hastalık olan tamahlanır diyor. Onun için kadından dürüstse namuslu kadın buna yol vermesin diyor yani. Kadın orada efendim kaç lira? Şu kadar, bu kadar. 5 lira bitti. 10 lira ver parasını bitsin. Ve kulne kavlen ma'rufa. Şerata uygun, ciddi, efendim, karşı tarafı düşündürmeyecek, kafasına karpuz kabuğu sokmayacak şekilde düzgün konuşun diyor. Ve karune fî buyutikunne. Evlerinizde karar kılın, istikrar edin. En büyük mesele evde oturmalar.
Evinizde durun diyor Allah-u Teala. Peygamberimize hanımlarına bile bunu söylüyorsa, senin kızların, senin hanımın, senin efendim akraban veyahut neyse, Ayşe annemizden, Fatıma annemizden, Ümmü Seleme annelerimizden, efendim Hatice annemizden daha mı şey dürüst ya? Onlara geldi bu. Ama hepimize, hepimizin eşlerine ne diyor? Ben İsa'yı müminin, Habibi müminlerin hanımlarına da söyledi. Sadece onlara mahsus olsa, inananların kadınlarını da muhatap eden çıkarsa, çarşaf ile, feracesi ile, demin dediğim gibi şekil belli etmeyen, içinde bulunan kişinin efendim güzel mi, çirkin mi? Yaşlı mı, genç mi? Bunu belirtmeyecek. Mevzu bu zaten. Güzel mi, çirkin mi, genç mi? Belirttikten sonra böyle bir tesettür mü olur? Cicili bicili başörtüler. Ondan sonra kafalarında örgüçler yukarı doğru. Ondan sonra yüzü kabak gibi ortada. Ondan sonra efendim başını örtmüş. Ne başını örtmüşsün, nereni açmışsın, altı şişhane, üstü tophane. Böyle bir tesettür mü olur ya? Böyle bir tesettür mü olur? Tesettürün gayesi nedir ya? Örtünmenin hikmeti nedir ya? Kimse kimsenin karısının, kızının genç mi, yaşlı mı, çirkin mi, bilmem ne mi? Suratında ben mi var, o, bilmem neresinde efendim dövme mi var, bilmem ne mi var? Her şeyleri açıkta kafasına bir başörtü örtmekle tesettür oluyor. Allah'ın dini sizin oyuncağınız değil ya. Allah'ın dinini alaya dalgaya alanları Allah cehennemde ne azaplara düçar edeceğini Kur'an-ı Kerim'de vaid buyuruyor, tehditler buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Onun için bunun zaten başı, işin başı evinde duracak. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى İlk cahiliyet dönemleri gibi açılıp saçılmayın. Avretleriniz, kadının bütün bedeni avret kardeşim. Bütün bedeni avret. Onun için sen bunun nasıl böyle erkeklerle birlikte spor yapacak, dans yapacak, ondan sonra İslami olacak ya. Ya bu ne dinsizlik oldu ya? Böyle bir dinsizlik daha görünmemiş. Marksist, Leninist zamanında Mao gelse böyle bir dinsizlik yap. Hiç olmasa millet evinde durur bilmem ne yani. Mao Lenin dönemi olsaydı böyle İslami adı altında gidip de komünistler bile kız erkeği dans ettirmez ya. İslami deyip de. La havle ve la kuvvete. Gök yere inse yeridir ama. Daha ne kadar duracak onu da bilmiyorum. Gökler direksiz kubbeler daha ne kadar duracak onu da bilmiyorum. Yakın zamanda ne tehlikeler belirecek? Ne azaplar gelecek? Bu yapılan, İslam adı altında yapılan bu namussuzluklar asla ve kat'a Mevla'yı efendim razı eden şeyler, Allah'a gazap ettiren şeyler. Allah'a reva değil yani. Allah'a reva değil. Bunun acısını Mevla dünyada çıkarır yani. Bu artık azgınlık, kuduruluk had safhasını açtı ya. Bu İslam sizin çocuk oyuncağınız mı ya? İslam, şeriat, Kur'an. Hadi adam diyor ki ben ateistim. Bir de deistim. Bir de ne? Öbürü diyor ben helal haram tanımıyorum. Zaten dinsiz. Bir de ne? Ben Müslümanım, şuyum buyum. Siz beni izleyin, siz benim peşimden gelin. Ondan sonra dinde reform yapacağım size. Ne olacak? Kar erkek, karma karışık. Tokalaşmak serbest. Sen Allah'ın haramını nasıl helal ediyorsun ya? Zinaya yaklaşmayın. Bütün bunlar ayetten okudum size. Bakarsan namusunu koruyamazsın. Ne diyor? Gözlerini yumsunlar, sonra namuslarını korusunlar. İşte bu genel mana için. Ha özelde ben belli bir adam hakkında konuşmuyorum. Bu adam karılara baktığı için bu mutlaka zina diyordur. Böyle bir şey kimsenin hakkında, özelde böyle bir kadın hakkında, erkek hakkında kimse bir şey konuşamaz. İftira olur. Ama Allah Teala sana kaide koymuş. Bu kaideler yarattığı kulları hakkında caridir. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلِ Allah'ın kanunlarını değiştirecek bir kuvvet bulamazsın. Benim kanunlarım değişmez Allah buyuruyor. Benim hükümlerim bozulmaz Allah buyuruyor. اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ الْحُكْمِ Hükmü Allah koyar. Kimse de peşine düşüp onu iptal ettiremez. Allah'ın hükümlerinin temizi mi var ya? Anayasa Mahkemesi mi var? Ahim mi var?
Allah'ın kararlarını Avrupa Birliği'ne mi arz edeceksin? Bütün alemleri bir anda helak eder, yok eder. Bir saniye, beş saniye içinde, bir saniye içinde tozumuzu havaya savurur ya. Bir depremle, bir memleyle. Ne gücümüz var bizim Allah'ın karşısında hüküm koyacak yani? Ben Müslümanım diyenlere konuşuyorum zaten. Müslüman değilim diyene, Kur'an tanımıyorum, şeriat tanımıyorum diyene. Bana ne ya, ben de seni tanımıyorum. Onun için yapma. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü çok kötü bir iştir. Mesela sebebiyle şehveti tatmin hususunda izlenecek yol, gidilecek yol bakımından ne kadar kötü bir fiildir. Şeni bir fiildir. Veyahut da çocuk talebi bakımından yani bu kadar. Nereden türedi bu kadar veled-i zina yani? Ondan sonra çocuğa kalıyor. Hadi onu desen ki düşürsün, bu sefer katil oluyor. Hiç içinden çıkılamayacak bir şey. Helalından evlen yani. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne diyeyim ben, ne diyeyim? Biliyorsun İslam'da had cezası var yani. Had cezası var. Evliyse, evlilik geçirmişse yani, o anda evli olması şart değil. Ev muhsan deniyor ona. Evlilik geçirmişse rejim var. Bu haktır, değişmemiştir, nesk edilmemiştir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatbik etmiştir bunu. Hazreti Ömer Efendimiz tatbik etmiştir bunu. İslam devleti olsaydı. Bekarsa da 100 sopa, bu zaten lafzen de Kur'an'da duruyor. Recmaatinin lafzı yok, hükmü baki. Diğer 100 sopa meselesi, şimdi Allah-u Teala burada ne kadar gazap etmiş. Neden? İbret olsun. وَلَّشَدْ عَذَابُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ En az 40 kişilik bir taifada onları seyredecek. Neden? Teşhir edilecek. Çünkü öbürleri yanaşmasın hani. Caydırıcı ceza. Caydırıcı. Şey adam tecavüz etmiş, onu etmiş, bunu etmiş. Ondan sonra iyi hal indiriminden yok kravatlı geldi, yok gömleği ütülüydü. Bilmem efendim. Ceketinin cebi düzgündü. Hadi bakalım. İndirim yaptırıyor ona bir de. Öyle bir şey mi var ya? Ne bir şey mi var? Onun için ben size Allah için doğruları söylemekle mükellefim. Zinadan sakının.